Bismillahirrahmanirrahim. Sıfırdan Arapça serimizin 13. ünitesine geldik. El-vahdetu ünite birim anlamına geliyordu. Es-salisete, aşrate 13. demekti sıra sayısı. Burada şuna dikkat edelim. Yine 11-12'de de söylemiştim. 11 ve 19 arasındaki sayıların harekeleri, bakın buradaki son tabi hareke deyince nereye bakacağız? Son kısma bakacağız. Aşrate'deki T'ye bir de Selatete'deki T'nin harekesine. Bunlar fetha üzere mebnidir. Yani mebni demek hiçbir zaman değişmez. Her zaman aynıdır. Sıfat tamlaması olmasına rağmen birinci kelime merfu. Diğerlere dikkat ederseniz bakın fethadır. Bu bir sıfat tamlaması. 13. ünitemiz Es-Seferu yolculuk. Yolculukla alakalı çok önemli terimleri, detayları, bununla alakalı cümleler, sorular, bunları öğrenmiş olacağız. El-hivarul evvelu, yine sıfat tamlaması. Birinci diyalog. El-evvelu birinci demek. Sıra sayısı. El-hivaru da diyalog. Birinci diyalog. Nazara yanzuru unzur. İstema'a yestemi'u istemi'u. E'ade yu'idu e'id. Tekrar et. Tabi bunlar emirdi demiştik. El-muvazzafu memur ya da görevli. İki anlamı var. Eyye hidmetin. Bunu daha önce öğrenmiştik. Çok önemli bir kalıptır. Size nasıl yardımcı olabilirim demektir. Şimdi tabi bu bir yere gittiğimiz zaman bakın burada memur görevli var. Burada da bir kişi var. Tabi musafir dediği yolcu. El musafiru ne demek? Yolcu. Peki bu adam gelen kişiye ne diyebilir? Eyye hidmetin diye ifade ediyor. Yani buyurun nasıl yardımcı olabilirim size demektir. Şimdi dikkat edelim. Ledeyye haczun ila cudde. Bakın haciz ila cudde. Bakın ciddeye. Haciz rezerv. Rezervasyonum vardı diyor ciddeye. Ve uridu, bakın te'kiden hacizi. Yine uridudan sonra gelen kelime mef'ulü bihi olur demiştik. Her zaman mansup olur mef'ullerde. Bakın ve yani bu rezervimi artık kesinleştirmek istiyorum aslında. Yani rezerv ediliyor. Onu zaten bileti aldığımız zaman bu rezervasyonu onaylamak anlamında. Yani te'kiden haciz dediği nedir? Rezervasyonu artık kesin bilet almaya dönüştürmektir yani. Evet, ledeyye vardı, benim vardır diyor. Haczun bir rezervasyonum ila cudde ciddeye. Peki bakın dikkat edelim. Helil haczu ala, bakın helil haczu alel hututu suudiye. Burası önemli, bakın buradaki ala harficinin kullanımı çok önemli. El hacz ala el hutut el-Suudiye. Yani rezervasyonunuz el-Hutut el-Suudiye. Bakın kalıp bir ifade. Suud hava yollarına mı? Rezervasyonunuz Suud hava yollarında mı? Anlamında. Bakın burada da haciz ila var. Yani ea, yani bir yere. Burada da Suud hava yollarında mı rezervasyonunuz diyor. La, hayır. Zaten helin cevabında olumluysa naam, olumsuzsa la'dır. Huve, tabi hacze gidiyor. Rezervasyonum alel hututil indonusiyeti. Endonezya hava yollarındadır diyor. El musafiru dediği yolcu. Peki el muvazzafu eynet tezakiru. Müfret cemiler önemlidir demiştik. Tezkiratun çoğulu tezakiru. Eynet tezakiru. Biletler nerede? Bakın hazihi hiye. Ta ilk üniteden itibaren bunu öğrenmiştik, kalıp bir ifade. Hâzihi hiyet tezâkiru. Hatta orada da demiştik. Buyurun biletler demekti. Hâzihi hiyet tezâkir ne demek? Buyurun biletler. Tezkirati. Bakın bu kelimenin sonundaki mütekellim yası dediğimiz benim biletim. Ve bakın burada tekilleri geldi. Ve tezkiratu zevceti, eşimin bileti. Tezkira kelimesinin çoğulu. Bakın müfret cemiler çok önemli demiştik. Çoğulu tezâkiru. Ve tezkiratu ibni, bakın oğlumun. Ve tezkiratu binti, bakın ve kızımın. Evet, bakın ibnun bir de bintun kelimesi burada önemli. Peki ve eyne cevazatu seferi, bakın cevazatu sefer caize kelimesinin çoğulu. Pasaportlar nerede? Hâzihi hiye, buyurun demekti. Cevazatu sefer, buyurun pasaportlar. Yani işte burada buyurun anlamında.
Yine el muvazzaf eyne, nerede? Te'şira kelimesi bakın önemli. Vize demek. El hurucu tabi çıkış ve giriş vizeleri oluyor. Te'şira dediği vize. Tabi uçak yolculuk yapanlar. Bu orayla alakalı terimler bunlar. Hâzihi te'şiratul hurucu. Buyur işte bu çıkış vizesi. Ve hâzihi te'şiratul duhul. Tabi huruc duhul giriş çıkış vizeleri. Errihletu şey pardon. El muvazzafu errihletu yolculuk sefer. Rakmu seb'a 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 diyebilirim. Veya seb'a miye seb'atin ve seb'ine. Hani 777 sayılı sefer. Sefer. Tugadiru gadera terakenin eş anlamlısı. Tugadiru etta'iratu fiil fail uygunluğuna dikkat edelim. Uçak ne zaman kalkıyor? Burada kalkmak anlamında kullanıyor. Es-sa'ate yine saat gün kullanımına dikkat edelim. Es-salise saat 3'te. Fecran peki gece mi gündüz mü? Fecran sabah saat 3'te kalkıyor. Uhdur ila bakın gel. Hadara'nın emridir bu arada. Uhdur ilel matari havaalanına gel. Kable sa'ateyni. Tabi normalde havaalanına en az 2 saat önce gitmek lazım. Tabi check-in yaparsanız daha önceden yarım saat kala bile gidilebiliyor sanırım şu an. El musafir yolcu ne diyor? Bakın şükran. Teşekkür ederim. Tabi yol muvazzaf görevli ne diyor? Rihleten sa'ideten. İyi yolculuklar demek. Rihleten sa'ideten. Kelimeler kısmımıza bakalım. Tezkiratun. Bakın tezakir çoğul. Müfret cemiler önemli. Bakın çoğul. Tekili tezkiratun. Çoğulu tezakiru. Haczun. Haciz rezerve demek. Yugadiru. Bakın yugadiru ayrılıyor demek. Tabi garip bir fotoğraf olmuş. El-hututu es-suudiyyetu. Suud hava yolları. Mesela Türk hava yolları nasıl diyeceğim? El-hututu et-turkiyyetu. Buraya gelecek. Türk hava yolları demek. El-hututu indonisiyyetu. Endonezya hava yolları demek. Te'şiratul huruci. Te'şiratul duhuli. Huruç çıkış, duhul giriş vizeleri. Te'şira vizeydi. Muvazzafun görevli, memur. Bintun kelimesini burada öğrenmiş olduk bakın. Bu da kız çocuğu demek. Bintun kız çocuğu. Tedrib alıştırma. Ecabe yucibu ecip emirdi. An. Ecip an cevapla. El esileti sualun kelimesinin çoğulu. Soruları cevapla. Nasıl? Bihtisarin kısaca. İlâ eyne huve musafirun. O nereye gidiyor? Mâzâ yuridu el musafiru. Yolcu ne istiyor? Kem tezkiraten ma'ahu. Kaç tane bilet var o kişide? Ma rakmu rihletihi. Sefer kaç sefer yani sefer sayısı kaç? Yani kaç sefer sayılı yolcu o sefer sayısıyla yolculuk yapacak. Yani sefer sayısı nedir diyor. Meta tugadiru ta'iratuhu. Uçağı ne zaman kalkıyor? Men seyusafiru ma'ahu. Onunla birlikte kim yolculuk yapıyor? Meta yahduru ila. Bakın hadara ila. El matari. Matar havaalanıydı. Havaalanı ne zaman gelecek? Geliyor. Geldik. El hivaru thani. İkinci diyalogumuz. Unzur. Vestemi' ve a'id. El musafiru. Bu sefer yolcu. Esselamu aleykum. Eddabitu. Bu sefer polis. Subay. Ve aleykümüsselamu. Ehlen ve sehlen diyor. Hoş geldiniz. Cevazes seferi min fadlik. Min fadlik kalıp ifadeydi. Pasaport lütfen. Tabi bu havaalanlarında asker polis oluyor veya evet ülkeye göre değişiyor. Asker ya da polis onlar pasaport kontrolü yapıyorlar. El musafiru yolcu. Hâzâ huve. Ne demekti? Bakın yukarıda bir öncekinizde hâzihi hiyeydi. Burada hâzâ huve. Aslında birinci ünitede geçeni şu an 13. üniteye geldik. Aynı şeyleri tekrar ediyoruz. Bunlar çok önemli. Kelime takibi dediğimiz şey aslında. Bunlar tekrar tekrar gelmesi lazım. Hâzâ huve ne demekti? Buyurun.
Cevazus sefer. Buyurun pasaport. Peki addabit subay ya da polis. Hel ente maliziyun. Bakın mısriyun, türkiyun demiştik. Sen Malezyalı mısın diye soruyor. La ene keşmiriyun. Hayır ben keşmirliyim. Bakın isim mensup. Peki addabitu subay, polis, asker. Hel ente kadimun li, için mi geldin? Lil amel, çalışmak için mi geldin? La, yolcu ne diyor? La ene kadimun li, ben için geldim. Li ziyareti, bakın ziyaret için. Vel umreti, ve umre için. Addabitu subay, asker, polis. Kemden sonra kelimeye dikkat. Kem yevmen, kaç gün? Se, acak ecekti. Se tuqimuhuna, burada kaç gün kalacaksın? İkametten geliyor. Burada kaç gün kalacaksın? Yine 3 ve 10 arası sayılardan sonraki gelen kelime her zaman çoğul, her zaman mecrur olur demiştik. Selâsete esâbi'a. Peki, esâbi'a gayrimunsarif bir kelime olduğu için gayrimunsariflar kesra ve tenmin almayan kelimelerdir. O yüzden burada kesra almadı. Bunu da ekstradan söylemiş olalım. Takriben hemen hemen, yaklaşık olarak demektir. Usbu' kelimesinin çoğulu hafta demek. Usbu'un bir hafta. Esabi'a, selefete esabi'a, üç hafta demek. Addabit yine asker. Eyne setukimu, nerede ikamet edeceksin? Bakın setukimu, o da ne diyecek? El musafir, yolcu. Seukimu fi, bakın. Deda, ikamet edeceğim. Fi fundukin, funduk, otel. Bir otelde, nasıl bir otel? Bakın dikkat, kalıp bir ifade. Karibin min, yakın demek. El mescidil haram, Kabe'ye yakın bir otelde ikamet edeceğim. Peki addabitu ikameten tayyibeten ve umreten makbuleten inşaallahu. Tabi musafir, yolcu ne diyor? Cezakallahu hayran. Bu da kalıp bir ifade. Allah sizden razı olsun. Tam karşılığı söyleyebiliriz. Tabi ikameten tayyibeten, yani umreniz kabul olsun. İkame tayyibe dediği, bunu Türkçe'ye nasıl tercüme edebiliriz? Bu kelimenin tercümesi ikameten tayyibeten. Tabi kelime çevirisi yaptığımız zaman çok garip bir anlam çıkar. Bunun direkt Türkçe'de karşılığı hoşça kal diyebiliriz. İkameten tayyibeten, hoşça kal. Ve umreten makbuleten, hayırlı umreler. Yani Allah kabul etsin umreni. İnşaallahu cezakallahu hayran. Yolcu da ne diyor? Allah senden razı olsun. Cezakallahu hayran. Allah razı olsun diyebiliriz. İkameten tayyibeten de bakın Türkçedeki karşılığı hoşça kaldır. Kelime kelime gidecek olursak çok farklı bir anlam çıkar ki Türkçede bunun karşılığı yok yani. Türkçede bunun karşılığı hoşça kaldır. Kelime kelime çevirecek olursak bunun, yani böyle kelime çevrildiği zaman Türkçedeki karşılığı yok. Yani saçma sapan bir kelime olur, çeviri olur. Müfredat kısmımıza bakalım. Funduk, otel demek. Yukimu, tabi ikamet ediyor. Tabi garip fotoğraflar olmuş. Kadimun, geliyor. Dabitun, asker, polis demiştik. Ziyaratun, aslında güvenlik işte, asker veya polis. Ziyaratun, bu da ne alakaysa fotoğrafla, ziyaret demek. Tedrib, alıştırma. Ecib bi naam, naam ile ev ya da bila ya da la ile cevapla diyor. Ecabe yucibu, ecib ifal babından emirdir. El musafiru fil matari, yolcu havaalanındadır. Doğru ya da yanlış, metne göre bakacaksınız. Kadimel musafiru, kadime mazi bir fiildir. Bakın fiil fail ile dikkat edelim her zaman. Kadimel musafiru ma'a usratihi, ailesiyle birlikte geldi diyor. El musafiru maliziyun, yolcu Malezyalıdır. Kadimel musafiru lil hacci, hac için geldi diyor yolcu. Seyukimul musafiru, yolcu kalacaktır. Selâfete esâbi'in diye yanlış yazılmış tabi burada. Esâbi'a olacaktır.
Cem'i mecrur olacaktır. Ancak burada tabi yanlış bir hareke olmuş. Bu kelime ile alakalı demiştik. Kesra ve tenvin almayan bir kalıptır demiştik. Yani gayrimunsarif demiştik. Seyukimu fi, yine kalıp ifade. İkamet edecektir. Fi fundukin, bir otelde. Seyukimu fi fundukin fi Mekke'te. Fi d'de anlamı veriyordu. Mekke'deki bir otelde kalacak. El funduku mübtedadır. Bakın haberimiz ba'idun. Ba'id an, bu bir kalıp ifadedir. Kalıpları olduğu gibi ezberlemeniz lazım. Ba'idun anil mescidi. Otel, camiye uzak diyor. El hivaru thalithu, üçüncü diyalogumuz. Unzur ve istemi' ve a'id. El muvazzafu, görevli, memur. El musafiru, yolcu. Yine havaalanında muhtemelen geçen bir diyalog. Ehlen ve sehlen, hoş geldiniz. Fekattu fekade, mazi fiilin bitişik zamir, muttasıl zamirle çekimi verilmiş. Ene çekimi. Fekattu, ben kaybettim. Neyi? Hakibeti, çantamı. El muvazzaf, min eyne ente kadimun, nereden geliyorsun? Hangi ülkeden geliyorsun anlamında. Ene kadimun min, kadim min, yani sen nereden geliyordun diye soruyor. O da ene kadimun min, ben geliyorum Bangladeş. Bangladeş'ten geliyorum. Eynel cevazu, tabi muvazzaf dediği görevli, memur. Cevaz dediği pasaport. Ve eynet tezkiratu, yine bakın tekrar etmiş olduk. Ve bilet, biletin nerede, pasaportun nerede? Yine kalıbımız geldi. Bakın haza huve, buyur. El cevazu, buyurun pasaport. Ve hazihi hiye, hep tekrar ettik. Bakın birinci üniteden itibaren sürekli bunlar karşımıza çıkıyor. Kelime tekrar dediğimiz şey, kelime takip dediğimiz şey işte bunlardır. Ve hazihi hiye tezkiratu, buyurun biletler. El muvazzafu, ma istifham edatıdır. Ma levnu, rengi nedir? El hakibeti. Burası isim tamlamasıdır. Çantanın rengi nedir? Şimdi çantanın rengini sorduğu için dikkat edelim. Levnu ha çantaya gidiyor. Sorduğum şey müennes bir kelime olduğu için zamirlere dikkat edin. Levnu ha esvedu. Burası mübteda haber oluyor. Rengi siyahtır diyor. El muvazzaf, hel hazihi hakibetuke, bu senin çantan mı? Naam. Hazihi hakibeti. Evet, bu benim çantam. El muvazzaf, görevli memur. Mâzâ fil hakibeti. Çantanın içerisinde ne var? El musafir, yolcu. Bakın yine fi'nin kullanımına dikkat edelim. Fil hakibeti. Bakın harfi cer mecrur yapıyor kelimeyi, ismi. Fil hakibeti melâbisu. Burada da arkadaşlar bakın şibih cümle. Harfi cer başa geçmiş. Harfi cer başa geçtiği zaman anlamı vardır diye çeviriyorum. Burada bakın şibih cümle öne geçmiş, haberdir. Bu da müptüdadır. Bakın müptüda ile haber yer değiştirmiş. Çantanın içerisinde elbiseler vardır diyor. El muvazzaf, görevli. Bakın fetahanın emri. Fetaha, yeftahu, iftah. Tabi geçiş yapacağım için iftahil hakibete, çantayı aç. O da naam diyor yolcu. Hazihi hakibeti. Evet, bu benim çantam. Kelimeler kısmımıza bakalım. Yeftahu, açıyor. Hakibetun, çanta, bavul. Bangladeş, burası ülke ismi. Fekade yefkidu, garip garip fotoğraflar. Tabi fekade, kaybetti. Yefkidu, kaybediyor. Levnun, renk demek. Tedrib ecib anil esileti bihtisarin. Yine ecabenin ifal babından emridir. Sorular bihtisarin, kısaca. Bihtisarin, kısaca. Eynel musafiru, yolcu nerede? Mâzâ fekade, ne kaybetti? Mâ beleduhu, hangi ülkesi, ülkesi ne, hangi ülkeli? Mâzâ talebe min, talebe minle kullanılır yine, dikkat edin.
minhul muvazzafu. Memur görevli ondan ne istedi? Ma levnul hakibeti. Çantanın rengi nedir? Mâzâ fil hakibeti. Çantanın içerisinde, anlamını veren bakın, fi. Çantanın içerisinde ne var? Hel hiye hakibetuhu. Onun çantası mı o? Men fetahal hakibete. Çantayı kim açtı? Fetaha, yeftahu, emri de iftah geliyordu. Ettedribul evvel, birinci alıştırma. Sal yazmış, tabi bura yanlış olmuş arkadaşlar. Vasalenin emri, biz emri muzariden yapıyoruz. Vasalenin muzarisi yasilu, yasilu. Ye'yi atın, sonunu cezim yapın, sil. Sil beyne kalıp bir ifadeydi, eşleştir. El mufredi vel cem'i. Önemli bir konu olduğu için bakın müfret cem'i eşleştirmesi yapacaksınız. Tezkiratun, çoğulu tezakiru. Anlamı bilet demekti. Şehrun, eşhurun, sahifetun, çoğulu suhufun geliyor. Bunları ezberlemeniz lazım. Cevazun, cevazatun, pasaport demekti. Cevaz. Usbu'un, hafta demekti. Çoğulu esabi'u şeklinde geliyor. Yevmun, eyyamun. Bunlar çok önemli konu olduğu için bakın müfret cemi konusu çok önemli. Ettedribu sani, ikinci alıştırma. İhter, seç. Emir bunlar, hep emir kipi. El kelimetel münasibete, uygun kelimeyi seç. Tam sınav tarzı, çoktan seçmeli sorular bunlar. Yukimu fi, aslında kalıp olarak da bunu biz ezberlemiştik. Yukimu fi, yani bir yerde ikamet etmek, kalmak. Nerede ikamet edilir? Mektebe, kütüphane, funduk, otel. Tabii ki buraya yukimu fi fundukin, bir otelde ikamet ediyor, kalıyor. Fil hakibeti, çantanın içerisinde vardır. Ne var? Taamun, yani yiyecek, yemek çantada çok olmaz. Cevazu seferin, cevazu sefer, pasaport. Tabii doğru cevabımız bu olacaktır. Tugadiru attairatu. Evet, uçağın kalkması, nereden kalkar uçak? El matara, havaalanından kalkıyor demiş uçak. Levnul hakibeti, burada levne dikkat edin. Bakın müzekker olduğu için buraya gelecek olan renk olacak aslında. Hem renk olacak, hem de biz müzekker müenneslerini öğrenmiştik. O önemli bir konu. Esvedu, zaten burada seçeneklerde bir tane var. Ancak sevda'u da seçeneklerde olsaydı buna dikkat etmenizi, en azından dikkat edin diyorum. Şıklarda, sınavlarda bunlar olacaktır. Bu şeylere dikkat edelim. İftah, aç. Hâzihi sâate, bu saate aç değil. Hâzihi hakibete, bu çantayı aç. Tabii bunları yaparken hem anlama dikkat ediyorum, hem de metinde geçen aslında cümleleri, kelimeleri tekrar hatırlamak bağımından bunları öyle vermişler. Ettedribu thâlithu, üçüncü alıştırma. Sil. Bakın vasalenin emri sildir. Silbeyne, eşleştir. El kelimeteyni, iki kelimeyi. Litusbiha ta'biran münasiben, uygun bir tabir, kalıp. Yani olsunlar diyor. Rihleten saideten, ikameten tayyibeten. Evet, kalıp ifade demiştik bakın. Umreten makbuleten, te'şiratu duhulin. Te'şira vizeydi, giriş vizesi. Rihle saide, iyi yolculuklar. İkame tayyibe, hoşça kal. Umreten makbuleten, hayırlı umreler, Allah umreni kabul etsin gibi kullanıyoruz. Mufredatun idafiyetun, yine ek kelimeler, yeni kelimeler. Bakın burada bu sefer yönler. Güney, kuzey, doğu, batı. Bunlar önce. Zaten şark, garp kullanıyoruz. Bakın şark, doğu, garp, batı. Şemal, kuzey, cenub, tabi bu cezim burada olmaması lazım, yanlış. Cenub, cenube, şemale, şarka, garbe. Bunlar da bakın cenub, güney, şemal, kuzey. Ettedribul evveli, birinci alıştırma. Unzur ila, bakın kalıplara dikkat edelim. Hatta bir şeye ea anlamı veren harfi cerimiz ilaydı. Bak diyor, ila surati, fotoğrafa bak. Ve ekmil, ve tamamla, yine ifal babından emir. Bakın bu da nazaranın emridir. Nazara, yanzur, unzur.
Ekmele yukmilu ekmil. İfal babından emir. Ve ekmil el cümlete. Cümleyi tamamla. Neyle? Bil kelimetil münasibeti. Uygun kelimeyle. Min. Tabi kelimeler neymiş? Şu kelimeler. Min. Şemale. Cenube. Şarka. Garbe. Bunlarla uygun olarak doldur diyor. Şimdi. Burada bakın. Çok güzel bir alıştırma olmuş. Şimdi bakın medrese ortada. Medrese. Zaten medreseler var burada. Burada matar var, beyt var, mescit var, suk var. Şimdi burada neye göre dikkat edeceğim? Bakın cami, ev, işte burada kelimeler var. Burada da kelimeler var. İşte diyeceğim ki atıyorum cami veya ev veya çarşı okulun şurasında diyeceğim. Veya yani bunlara göre yapacaksınız. Şimdi dikkat. Buralara işte cenub, şenub, cenub, şemal, şark, garp koyduğum zaman yani okul caminin kuzeyinde gibi olacaktır. İşte doğusunda, batısında falan anlamı olacaktır. Bir tanesini yapalım. Birkaç tane yapalım. Şimdi tabii bu okul herhalde. Burası havaalanı, burası cami, burası çarşı, suk. Tamam, güzel. Bu da ev, ev de olabilir, okul da olabilir. Bakalım şimdi. Ha, bu da medrese. Bakın burada belirtmiş zaten. Medrese caminin, cami medresenin neresinde? İşte bakın burada zaten şunu kullanacağım. Şu tabloyu. Şu tabloyu kullanacağız. O zaman ne diyeceğim? Şarkal medreseti. El mescidu şarkal medreseti. El beytu, yine bakın beyt nerede? Yukarıda. O zaman yukarıda ne vardı? Şemale diyeceğim. Şemal el medreseti. Es suku. Şimdi bakın dikkat edelim. Bakın şurayı soruyor. Bunu soruyor. Suuk dediği o. Bakın bu tamamen bu tabloya göre yapacaksınız. Garbel medreseti olacak. El mataru. Şimdi havaalanı ne tarafta? Güneyinde diyeceğim. Bakın güney burada. Cenub. El mataru. Cenubel medreseti. Yani havaalanı okulun neresinde? Güneyinde kalıyor. Bakın güneyinde. Okul bu. Burası neresi? Güney. Nereden anladın? Şu tabloyu kullanacağız. İşte kuzey, güney, doğu, batı. Şu tabloyu kullanacaksınız. Neye göre falan dersem işin içinde çıkamayız. Karışır yani. Şu tabloyu kullanacağız. Peki devam edelim. Bu sefer el medrasetu, okul havaalanının neresinde? Bakın çok güzel bir alıştırma olmuş. Bu sefer şunu soruyor. Diyor ki pardon. Bu sefer şunu soruyor. Diyor ki okul havaalanının neresine düşüyor? Yani kuzeyine düşüyor. O zaman ne diyeceğim? El medrasetu şemalel. Bakın havaalanı neresinde okul? Üst tarafında yani. Şöyle düşünün. Şurası okul. Şu tarafına düşüyor. Ne diyeceğim? Şemale. El medrasetu şemalel matari. Havaalanın kuzeyinde. Peki el medrasetu okul evin neresinde? Ev nerede? Yukarıda. Ha. Şimdi okul evin bu sefer bakın ev bu. Okul neresinde kalıyor? Güneyinde. Cenubel beyti diyeceğim. Peki 7'de el medrasetu. Şimdi okul caminin neresinde? Okul caminin bakın şunu soruyor. Ama neye göre soruyor? İşte caminin neresinde diyor soruyor. Bakın garbel mescidi diyeceğim. Peki el medrasetu okul çarşının neresinde? Bakalım şimdi okul bu. Çarşının kuzeyinde. Şemalel es-suki diyoruz. Et-tedribü s-sani. İkinci alıştırma. Ekmil yine ifal babından bir emirdir. Ekmilil feraga. Boşluğu doldur. Bil cihetil münasibet. Tabi bunlar cihetler. Cihet dediğimiz yer yön. Uygun yönle. Cihet dediği yön. Uygun yönle doldur boşluğu. Yine aynı tarzı soru. Bakın bu sefer yukarıda buraya şemale yazmıştı. Burada şarka vardı. Burada garbe vardı. Burada cenube vardı. O zaman Kabe'ye göre soracağız. Bakın veya Ürdün Kabe'nin neresinde? Kabe Ürdün'ün neresinde mesela? Gibi. Şimdi El Urdun, Pakistan, Yemen, Sudan var zaten bunlar. Ürdün Kabe'nin neresinde? Mekke'tel Mukerreme. Bakın şu. Yani buna göre alacağız. Şimdi Ürdün neresinde? Şemalel. Şemale diye buraya yazacaksınız. Peki Pakistan neresinde? Şarka. Peki Yemen neresinde? Bakın ön tarafında güney yani. Cenube diyeceğim. Peki Sudan neresinde? O da garbe diyeceğim. Yani yine şu tablo.
Şu tabloya göre bakın tekrar tekrar alıştırma yaptık. Geldik etterake bunun nahviye kısmına. Ettedribul evvel birinci alıştırma. Tebadele ma'aydı. Bu bir kalıp ifadeydi. Yani bir şeyi karşılıklı yapmaktır. Tebadele ma'a. Peki tebadele suale vel cevabe bakın ma'amız geldi. Karşılıklı soru cevap yap. Zemilike kiminle? Arkadaşınla. Kema fil misali örnekte olduğu gibi. Peki hemen bir iki örnek yapalım. Hel ente keşmiriyun? Sen Keşmirli misin? La ene maliziyun. Bakın burada şunu yaptık. Ente dedi, Keşmiri dedi, Malizi dedi. O zaman hel ente diye soruyoruz. Sen Keşmirli misin diye soruyoruz. O da hayır ben Malezyalıyım diyor. Peki burada şimdi kadına sormuş zaten. Hel ente indinusiyetun? La ene şadiyetun. Şadiyetun dedi çat, çatlı. Ben çatlıyım, çat. Endonezya zaten. Peki bunu soralım. Hel huve Nijeriyun? O Nijeryalı mı? La huve, bakın huve Moritaniyun. Bunlar çok güzel aslında zamirlerin kullanımları. Hel hiye Libiyetun? O Libyalı mıdır o kadın? La hiye, niye hiye dedim? Çünkü bunu soruyor zaten. Hiye İraniyetun. Peki Salih'e bakalım. Hel Salih Suudiyun? La Salih Katariyun. Hel Saliha İmaratiyetun? Birleşik Arap Emirliklerinden mi? La Saliha Bahrayniyetun. Bahrayniyetun. Hayır, Bahreynli. Hel Ahmet Hindiyun? La Ahmet Bangladeşiyun. Ettedribu thani, ikinci alıştırmaya bakalım. Tebadeli suale vel cevabe bakın. Ma'a zemilike kema fil misal örnekte olduğu gibi. Mâzâ fil hakibeti, çantanın içerisinde ne var? Bakın burada melabis demiş. Fil hakibeti melabisu. Mâzâ fil matbahi, fil matbahi etbâkun. İkincisini yapalım. Buzdolabında ne var diyeceğim. Buzdolabında meyve var diyeceğim. Mâzâ fissellâceti, bakın neyi sormuşsam cevabı onunla başlıyorum. Fissellâceti fâkiyetun. Mâzâ fil gurfeti, fil gurfeti esâsun. Mâzâ fil mektebeti, kütüphanede ne var? Fil mektebeti kutubun. Kitaplar var kütüphanede. Mâzâ fil hakîbeti, fil hakîbeti tezâkiru. Mâzâ fissiyâreti, fissiyâreti kumsânun. Geldik ettedribu thalithu, üçüncü alıştırma. Tebadele ma'a yine. Tebadelis suale vel cevabe ma'a zemilike kema fil misali. Min eyne ente kadimun? Sen nereden geliyorsun? Ene kadimun min. Bakın bu kalıpları ezberleyeceğiz. Hep konuşmada kullanacağız. Ene kadimun min Bangladeş. Ben Bangladeş'ten geliyorum. Min eyne ente demiştik burada. Bakın bunu neye göre yaptım? Şuraya göre. Ente'yi kullandım, Bangladeş'i kullandım. Geldik şimdi birincisini yapalım. Min eyne enti demişsek bu sefer kadimun yerine kadimetun, artık bunlara dikkat edelim. Min eyne enti kadimetun? Ene kadimetun min, çünkü bayan söylüyor. Ene kadimetun min Endonezya. Peki min eyne huve? Min eyne huve kadimun? Huve kadimun min Malezya. Peki hiye'yi yapalım. Şimdi sadece burada ente yerine ve ente ile ene değişecek. Yani bunları yapacağım. Min eyne hiye kadimetun oldu şimdi. Min eyne hiye kadimetun? Hiye kadimetun min es-suudiyeti. Hiye kadimetun min es-suudiyeti. Peki min eyne Ahmet kadim? Kadimun. Ahmet nereden geliyor? Ahmet kadimun min Libya. Peki min eyne Fatime kadimetun? Fatime kadimetun min Moritanya. Selman'ı söyleyelim. Bakın bu da çat. Bu şekilde yazılıyor. Min eyne Selmanu kadimun? Selman min eyne, min eyne Selmanu kadimun? Sadece zamir yerine bu sefer isim getirdik. Min eyne Selmanu kadimun? Selmanu kadimun min
Çarpt. Ettedrimur rabi'u, dördüncü alıştırma. Tebadele ma'a, tebadele suale vel cevabe ma'a zemilike kema fil misali. Helil haczu ala, bakın, el hututi suudiyeti, rezerviniz Suud hava yollarına mıydı? La, huve alel hututi indonesiyeti. Hayır, Endonezya hava yollarında. Peki burada bir iki tane yapalım. Sadece ne olacak? Suudiye ile Endonezya değişecek. Bakın burada dikkat edin. Bunu yapmışız. Suudi ile Endonezya olmuş. Helil haczu alel hututil katariyeti? La. Huve alel hututil umaniyeti. Uman. Uman. Evet. Ülke. Peki. Şimdi Libya ile çatı yapalım. Şimdi helil haczu ale, yani bun, yani buraların hava yollarından bahsediyor. Libya hava yolları, Malezya hava yolları, işte Nijerya hava yolları, Moritanya hava yolları, Bangladeş hava yolları, Türkiye hava yolları mesela. Türk hava yolları işte. Peki Libya'yı yapalım. Şu ikisini yapalım. Helil haczu alel hututil libiyeti. Libiyeti yaptım bakın. Evet. La huwa ala al-khututi shadiyyati. Burada da mesela el-khutut el-maliziyye, el-khutut el-bangladeshiyye, el-khutut el-nijiriyye, el-khutut el-moritaniyyati şeklinde bunları kendimiz tekrar edelim. Et-tedribul hamisu, 5. alıştırma. Vasalenin emri, sil geliyor. Beyne suali vel cevabı, soru cevapları eşleştir diyor. Evet, aslında gördüğümüz, tamamen gördüklerimizi burada bize tablo içerisinde hazır olarak, bakın 13, 14 tane cümle, çok güzel alıştırmalar. Bunları tek tek yapalım. Eyye hidmetin, şimdi bunun anlamı neydi? Eyye hidmetin, size nasıl yardımcı olabilirim diyordu. Yani bir dükkana veya bir yere girdiğimiz zaman görevli bunu söylüyor. Eyye hidmetin, ledeyye haczun ilel hurtum olabilir. Şu an ilk aklıma gelen o olabilir. Benim Hartum'a bir rezervim vardı. Ledeyye vardı. Hel ledeyke haczun? Hel sormuşsak naam ledeyye haczun. Evet bakın bu olabilir. Hel turidu teekidel haczi? Şimdi önce bir rezerve yapılıyor, sonra teekidül haczi oluyor. Yani o rezerveyi artık biletinizi alıyorsunuz kesin olarak. Hel turidu teekidel haczi? Yani rezervinizi onaylamak mı istiyorsunuz? Yani artık bilet mi almak istiyorsunuz? Naam olabilir. Naam, uridu te'kid el haczi. Te'kid el haczi. Burada hareke yanlış olmuş. Oraya dikkat edelim. Eynet tezakiru? Hatırlayın. Hâzihi hiyet tezakiru. Eyne cevazatü seferi? Hâzihi olabilir yine. Bakalım. Bakalım. Hâzihi, evet burada. Hâzihi hiye cevazatü sefer. Şimdi burada teşiratul huruc duhul var. Eyne teşiratul hurucu? Eyne teşiratul duhul? Mesela ne olabilir? Bakın hâzihi teşiratul hurucu. Diğerinde de hâzihi teşiratul duhul diye göreceksiniz. Hel ente keşmiriyun? Naam olabilir ya da la olabilir. Bakalım. La ene maliziyun olabilir. Evet. Hel ente kadimun lil amel? İş için mi geldin? Naam olabilir. Bakın la demiş. La ene kadimun lil umreti. Hayır, umre için geldim. Kem yevmen setuqimu huna, burada kaç gün kalacaksın? Seuqimu khamsete eyyamin. Bakın 5 gün kalacağım. Bu arada sayının kullanımına dikkat. Temizi cemi mecrur gelmiş her zaman. Artı yevm müzekir olduğu için de sayı müennes gelmiş. Min eyne ente kadimun? Nereden geliyorsun? Ene kadimun min gibi bir şey olacak. Ene kadimun min dakka. Dakka yer adı. Mâzâ fil hakîbeti? Pardon. Mâ levnül hakîbeti? Çantanın rengi nedir diye sormuş. Bakın levnuhâ ezraku. Çantanın rengi mavidir. Mâzâ fil hakîbeti? Fil hakîbeti kutubun. Çantada ne var? Çantada kitaplar var. Hel hâzihi hakîbetuke? Bu senin çantan mı? Bunun cevabı ne olabilir? Naam, hâzihi hakîbeti. Evet. Geldik. Ettedribu ettesâdisu. Da, yaz. Es'ileten, sualin çoğulu.
Soruları yaz. Lil icabati taliyeti. Aşağıdaki cevapların sorularını yaz. Şimdi burada 10 tane var. Arkadaşlar bakın burayı da nasıl yapacağım? Hâzihi hiye tezkirati. Şimdi soru ne olabilir? Eyne tezâkiru. Eyne tezâkiru. Yukarıda vardı aslında. Levnu hakibeti ahdaru. Çantamın rengi yeşildir. Peki soru ne? Ma levnu. Az önce yaptık bakın. Ma levnul hakibeti. Bunları yapalım. Naam ledeyyete eşirati duhulin. Aslında metinlerde hep geçti. Ene kadimun minel medinetil münevvara. Fil hakibeti tezkiratun ve cevazu sefer. Ledeyye haczun ila. Bakın. Er-Riyad. Ene hindiyun. Uridu teekidel hacz. Ene kadimun lizziyareti. Setugadiru ettairatu essaate ethalisete asran. Uçak ikindi saat 3'te kalkacaktır diyor. Setugadiru. Bunların tamamını yukarıda vardı bir kısmı. Az önce şuradaki yaptıklarımızdan. Bir kısmı da metinden yaparak bunları yapmaya çalışalım. Geldik mülahhasu terakip kısmına. Burayı yine yapın bakın kalıp ifade. Ene kadimun min Bangladeş, Endonezya, Malezya, Suudiye, Libya. Ene kadimun min Türkiye. Bakın fil hakibeti, fil matbahi, fil selaceti, fil gurfeti, fil mektebeti bu vardır demek. Melabisu, atbakun, fakiyetun, esasun, kütübün. Yani şöyle yapacaksınız. Fil hakibeti melabisu. Fil matbahi atbakun. Fil selaceti fakiyetun. Fil gurfeti esasun. Önceki kelimeleri de tekrar. Fil mektebeti kütübün. Peki helil haczu alel hututi es-suudiye, el-neyciriye, el-maliziye, es-sudaniye, el-katariye. Bakın. Rezerviniz işte bu ülkenin hava yollarına mı diye soruyor. Min eyne ente kadimun. Min eyne huve kadimun. Min eyne Ahmet kadimun. Bakın yapmıştık bunları aslında. Bu sefer müennes. Min eyne enti kadimetun demiştik. Bakın ta'ya dikkat. Kadimun kadimetuna dikkat. Min eyne hiye kadimetun. Min eyne Fatimetu kadimetun. Hel ente keşmiriyun. Hel huve neyciriyun. Hel salihu suudiyun. هل أنت كشميرية أنت؟ هل هي نيجيرية؟ هل صالحة سعودية؟ لا أنا ماليزي لا هو سوري لا صالح قطري لا أنا ماليزية لا هي سورية لا هي pardon لا صالحة قطرية قطر demek. ماذا في الحقيبة؟ ماذا في المطبخ؟ ماذا في الثلاجة؟ ماذا في الغرفة؟ ماذا في المكتبة؟ كلام kısmımız var. Burada التدريبul evvelu birinci alıştırma tebadele ma'a tebadelil hivara hivar diyalog ma'a zemilike kema fil misal. Eyye hidmetin az önce yaptık aslında. Ledeyye haczun ile suudiyeti. Ve uridu teekidel hacz. Bakın hep önemli ifadeleri. Biz soru cevap olarak yaptık. Tekrar ediyoruz. Burada sadece bakın Suud değişecek. Bir de evet sadece ülke değişecek bu kadar. Tabi burada ülkeler var mesela Tunus. Burada ne var? Oman. İşte Çad var. Burada ne var? Irak. Burada Sudan. Burada Moritanya var. Bunlar yapacaksın. Dedeye haczun ila Tunus. İla Oman. İla Çad. İla Şad. İle Irak, ile Sudan, ile Moritanya diyeceksiniz. Hepsi o. Ve uridu teekidel haczi. Bunu tekrar edeceksiniz. Bu kadar. Ettedribu sani ikinci alıştırma. Tebadelil hivara ma'a zemilike kema fil misali. Yine eyne tezakiru. Bakın soru cevap kısmında vardı. Hâzihi hiyet tezakiru. Ve eynel cevazatu. Hâzihi hiyel cevazatu. Aynı şeyleri tekrar. Bakın iyice pekişmesi lazım. Bunları sorduk. Şimdi soru şu. Eyne teşiratul huruç. هذه هي تأشيرة الخروج. هذه تأشيرة الخروج veya هذه هي تأشيرة الخروج. Peki أين وأين تأشيرة الدخول؟ هذه هي تأشيرة الدخول diyoruz. أين الخيار؟ هذا هو الخيار. Buyur yani anlamda. أين البصل؟ هذا هو البصل. بصل. Şimdi etvabla kumsanı yapalım. Tabi bunlar çoğullar. Sevbun, etvab, kamisun, kumsan. Şimdi bunu yapalım. Eynel etvabu? Hâzihi hiyel etvabu. Peki. Ve eynel kumsanu?
هذه هي القمصان. أين السمك؟ هذا هو السمك. أين اللحم؟ هذا هو اللحم. أين الكتب؟ كتاب كلمسين çoğul, akılsız çoğul. هذه هي الكتب. أين المجلات؟ هذه هي المجلات. diyebiliriz veya tabii burada ve aynel diye vav ekleyebilirim. Aynel hakibetu. Hazihi hiyel hakibetu. Ve aynel melabisu. Hazihi hiyel melabisu. Geldik et tedribu salisi, 3. alıştırma. Tebadelil hivara ma'a zemilke kema fil misal. Kem yevmen setuqimu 3 esabi'a takriben. Hemen hemen yaklaşık 3 hafta kalacağım diyor. Eyne setuqimu, bakın eyne demişse fi fundukin garibin min, yine kalıp ifade minelmesin haram. Peki bunları kendimiz, bir tanesini ben yapayım, diğerlerini kendimiz yapmaya çalışalım. Kem yevmen setuqimu erba'ate eyyamin takriben. Erba'ate eyyam. Peki eyne setuqimu, şimdi buraya geldim. Fi şakkatin karibetin minel mescidin nebevi diyorum. Niye karibetin oldu bu sefer? Çünkü şakka müennes, funduk müzekkerdi, karip oldu. Evet, burada mesela burada şehran sadece. Kem yevmen setukuyumu şehran. Peki eyne setukuyumu fi beytin karibin min Mekke. Burada hamsete eşhur. Yine şehir eşhur demiştik. Fi gurfetin karibetin min olacak el mescidil haram. Bunları yapmaya çalışalım. Sittete esabi'a, seb'ate eyyam, semaniyete eyyam mesela. Bunları yapalım. Ettedribu rabi'u, 4. alıştırma. Tebadel hivara ma'a zemilike kema fil misali. Min eyne ente kadimun? Ene kadimun min. Bangladeş. Ben Bangladeş'ten geliyorum. Hel ente kadimun li ziyareti? La, ene kadimun lil amel. Bir tanesini yapalım. Min eyne ente kadimun? Ene kadimun min çat. Min şad. Hel ente kadimun lil amel? La, ene kadimun lil ziyara. Bu kadar. Diğerlerini de aynı mantıkla yapacaksınız. Et tedribul hamis, 5. alıştırma. Tebadelil hivara ma'a zemilike kema fil misaleyni. İki tane örnekte olduğu gibi bu sefer. Bakalım iki örneğin amacı ne biliyor musunuz? Bir bakalım. Örneklerde göreceğiz. Şimdi dikkat. El hakibe var. Bir de el kalem var. Şimdi aslında iki örneğin mantığı ortaya çıktı. Birisi müennes, birisi müzekker. Zamir olacağı için burası çok önemli. Fakattu hakibeti. Bakın çantamı kaybettim. Fakattu ben kaybettim. Kaybettim çantamı. Peki bakın soru ne? Ma levnu hakibetike. Çantanın rengi ne? Bakın levnuha esvedu. Şimdi burada ise levnuhu. Niye levnuhu oldu? Çünkü kalemi soruyor. Yani neyi soruyorsan, müzekker bir şeyi soruyorsan, levnuhu, rengini tabi soruyorsan. Mesela ma levnu kalemike, kalemin rengi ne? Bakın levnuhu ahmar. Kalemimin rengi kırmızı. Fakat tu kalemi demiş burada da. Bakın kalemimi kaybettim. Burada çanta müennes olduğu için o şekilde. Şimdi evet, fakat tu nazarati. Evet, birisi bakın bu müennes. Yine saat müennes, tezkire müennes, seccade müennes, cevaz müzekker. Bir tane müzekker var. Ha, altta kitap var, defter var, kamis var, sevb var, kalem var, bayağı var. Şu en azından şurası müennes. Şimdi soru şu. Fakattu nazarati. Gözlüğümü kaybettim diyoruz. Soru şu. Ma levnu nazaratike. Gözlüğün rengi ne? Bakın dikkat, şimdi buraya dikkat. Levnuha ebyadu. Niye levnuha dedim? Aynısı bakın. Çünkü gözlüğü soruyor. Gözlük de müennes olduğu için. Evet. Levnuha ebyadu. Peki. Fakattu sa'ati. Ma levnu sa'atike. Levnuha asfaru. Bu kadar. Bunları yapalım. Şimdi burada da kitap. Bunu da yapalım müzekkerlerden bir tane. Fakattu kitabi. Ma levnu kitabike. Levnuhu, kitaba gideceği için zamiri müzekker yaptım. Ahtar. Geldik. Ettedribu es-sadisu. Ecib anil es-ileti taliyeti. Aşağıdaki soruları cevapla. Hel ente maliziyun?
Naam olabilir veya la olabilir. Ha, bunları cevap karşısında cevap değil. Ben buraya bakıyorum cevap var mı diye. Mesela la olabilir, naam olabilir. Naam ene maliziyun veya la ene turkiyun. Eyne hakibetuke? Mesela şöyle diyebiliriz. Fakattu hakibeti. Çantamı kaybettim. Ma leunu hakibetike? Bakın zaten geliyor. Senin rengi nedir diyor çantanın. Min eyne ente? Nerelisin? Ma cinsiyetuke? Nerelisin yine? Kem saaten tenamu fil yevmi? Günde kaç saat uyuyorsun? Hel tuhibbu sefer? Yolculuğu seviyor musun? Hel tuqimu fi fundukin? Otelde mi kalıyorsun? Hel safarta lil umra? Ti? Umre için mi yolculuk yapıyorsun? Umre'ye mi gidiyorsun daha doğrusu diye çevirebilirim. Kem testagriku errihletu ila cidde? Cidde'ye ne kadar sürüyor yolculuk? Eyne cevazu seferike? Pasaportun nerede? Mâzâ fî hakîbetike? Çantanda ne var? Hel zûrtel mescidil harame? Kabe'yi ziyaret ettin mi? Hel salleyte fil mescidin nebeviyi? Mescid-i nebevide namaz kıldın mı? Geldik kıra kısmımıza. Son iki kısmımız. Buraları hızlı geçiriyoruz ve bitiriyoruz artık. Ettedribul evvel. Birinci alıştırma. Buralar daha önemli. Çünkü sıfırdan bize aslında öğretecek. İkra'il ma'lumati ettaliyete. Aşağıdaki bilgileri oku. Ve ekmilil fıkratı ve paragrafı tamamla. Bakın farklı bir şeye geldik. Şimdi burada şerifle ilgili bilgiler var. Hibe ile ilgili bilgiler var. Şerif erkek, hibe müennes. Şimdi şerif demek ki kadimun minessin. Şerif cinsiyet dediği nereliymiş? Şadiyyun. Şerifin mihnet dediği mesleği muvazzafmış. Rakamul cevaz buymuş. Pasaport numarası. Kadim li ziyaraymış. Musafirun ila Nijerya. Aile, yani bu da el usra dediği arkadaşlar. Medeni durumu. Mutezevviç. Evli. Selatü atfal. Üç çocuğu varmış. Bu da bakın mutezevvice selatü atfal. Bu da musafiratun ila Katar. Kadimetun ila amel. Rakmul cevaz şu. Mesleği mudarrise. Ülkesi Sudaniye. Kadimetun min Bağdat. Bağdat'tan geliyormuş. Bu bilgiler ışığında. Şerifun. Evet bakın burası boş. Vehibetu vehibe Sudaniyetun demişse. Şerif nereli? Nereli? Bakın cinsiyete bakacaksınız. Şadiyun. Şerif kadimun min, şerif nereden geliyordu? Hemen kadim mine bakacaksınız. Bakın burası. Kadimun minassin. Vehibetu kadimetun diyeceğim bakın. Kadimetun min Bağdat. Bu kadar. Yani çok güzel bir alıştırma olmuş aslında. Ve huve ya'melu, ve huve dediği şeriften bahsediyor. Hiye musafiratun ile nereye gittiği söyleniyor. Ve huve dediği yine şeriften bahsediyor. Şerif evliymiş. Ve lehu etfal, etfalun değil. Etfalin olacak. Kaç çocuğu varmış? Şuraya selafetu etfalin olacak burada. Hibe eydan lehu selafetu evet. Hibe eydan ve hibetu mutezevvicetun eydan, o da evliymiş. Ve leha yine selafetu, bakın vermiş etfalin. Ve hiye kadimetun lil, artık niçin gelmiş? Lil amel. Ve şerif kadimun lil umrati miydi? Lil ziyareti. Güzel alıştırmalar. Bunları bakın tek tek kendiniz tekrar tekrar yapın. Ettedribu ethani, ikinci alıştırma. İkra'il fıkratı, paragrafı oku. Thümme da alamete savabi evil hatayı. Paragrafı okuyorum. Doğrudur, yanlıştır. İşareti koyuyoruz. Cemilun tabibun sudaniyun. Cemil Sudanlı bir doktormuş. Kadimun mine sudani. Bakın min ila kalıbı var burada. Buna dikkat edelim. Kadimun mine sudan ile suudiyet. Sudan'dan Suud'a gidiyormuş. Bakın gidiyor diye çeviriyorum. Cemil, tabi özel isim burada. Kadimun lil umrati, umre için gelmiş. Huve ve usratuhu, o ve ailesi. Ala tairati, bakın uçakta. El hutut es suudiye. Ala tairati el hutut es suudiyeti. Suud hava yollarında, uçağında diyoruz yani. Ala tairati. Umre için o ve ailesi geliyormuş. Er rihletu, rakam şu. Yani sefer sayısı. Fekade, kaybetti. Cemilun hakibeten kebireten, büyük bir çanta kaybetti. Ve hakibeten sagireten, ve küçük bir çanta. Fi matari cidde, Cidde havaalanında. Fil hakibetil kebireti melabisuhu, büyük çantada elbiseleri varmış. Ve melabisul usrati, ve ailesinin elbiseleri varmış.
Ve fil hakibeti sagireti ve küçük çantada ise kutubun kitapları varmış. Ve tezakiru ve biletler varmış. Tekelleme konuştu. Cemilun cemil. Bakın tekelleme ma'a el muvazzafi. Memur görevliyle konuştu diyor. Ve entazara bekledi. Fil matari havaalanında. Ne kadar? Bakın. Selase sa'atin. Sayıların kullanımına dikkat edelim. 3 ve 10 arası sayılardan sonraki gelen kelime her zaman cemi, her zaman mecrur. Bir de tekil ile sayı arasında cinsiyet yönden ters orantı vardı. Ahdara. Bakın if'al babından getirdi demek. El muvazzafu memur, görevli. El hakibetel kebiratı, büyük çantayı. Ve ma'aha el hakibetel sagiratı, ve beraber, yani beraberinde küçük çantayı da getirdi diyor. Zehebe cemilun ve vel usratu, cemil ve ailesi, ila Mekke. Zehebe ila Mekke, Mekke'ye gitti. Ve ekame, yine ekame if'al babından. Ma'al usrati, ve ailesiyle. Ekame fi, bakın kaldı. Fi fundukin, bir otelde. Karibin min, yine el mescidil haram, şehran, bir ay kaldılar. Şimdi bakın çok güzel bir, aslında paragraflar aslında büyümeye başladı. Burayı kendimiz artık doğrudur yanlıştır şeklinde parçaya göre yapalım arkadaşlar. İyice metni anlamak istiyorsak kesinlikle bunları yapalım. Mesela Cemil Mühendis Sudani mi? Hayır. Hata diyeceksiniz. Niçin? Çünkü burada bakın ne diyor? Cemil Tabibun Sudani'nin, tamamen parçayı burada parçaya göre bunları yapacaksınız. Ettedribu Thalithu, üçüncü alıştırma. Vasale'nin emri sildi. Sıl beynel ibara, ibara cümle demek. Vel hivarul münasibe, doğru diyaloğu, uygun diyaloğu eşleştir. Şimdi diyalog, evet, ibara dediği arkadaşlar, bakın bu, burası da diyalog. Bunlar diyalog. Şimdi burada bunları bir okuyalım. Mesela Muhammed kadimun huve usratuhu min Malezya lil umra ve yuqimu fi fundukin karibin min el mescidil haram. Mesela هل انت قادم للعمره لا انا قادم للعمل ماذا في الحقيبه في الحقيبه ملابس demiş mesela. Peki bununla alakası var mı? Yani bir bakalım. Şuraya bir bakalım. Sanki şu gibi yani. Burada min Malezya lil'umra demiş mesela. Malezya neredeydi? Ene min Malezya. Ene tukim ukimu fi fundukin karibin minel mescidil haram. Sanki ha. Bakın burada konu birliğine dikkat edeceğim. Mesela burada Muhammed kadim huve usratu min Malezya lil'umra demiş. Aslında burada kadim lil'umra, yani konu birliği olacak. Yani uygun diyalog. Mesela Ahmet kadimun min Bangladesh lil'amel fekade Ahmet el hakibe fil hakibe melabis. Bununla alakalı mesela bakın ne olabilir? Şurada bir çanta kaybetme vardı ya da şu muydu acaba? Mada fakatte fakattu hakibeti sagire. Mada fil hakibe cevazatü sefer ve tezakiru. Burada bakın çantada ne var diyor. Cevazatü sefer ve tezakir var diyor. Evet, mesela Mucahit talibun keşmiriyun. Mucahit kadimun ziyareti. Mesela bununla alakalı. Mesela bakın şu diyalog uygun. هل أنت عندي لا أنا كشميري ما مهنتك أنا طالب şeklinde yapabiliriz. Burada Ahmet kadimun min Bangladesh lil amel faqada demiştik. Evet gibi. Gassan kadimun min Mauritania faqada Gassan cevazat sefer ve tezakir. Herhalde bu da burayla alakalı. Şu an bunları bu şekilde ilişkilendirebiliriz arkadaşlar. Bakın burayla burası şu an birbiriyle uydu. Burayla Mucahit Talip Keşmiri dediği zannediyorsam şurayla alakalı. Burası yine burayla alakalı olabilir. Ya da şurayla alakalı olabilir. Yani şu birincisi sanki ilişki olarak bununla, yani bununla aynı gibi, uygun gibi. Yani birbirine konu bakımından uygun olanları bu şekilde eşleştireceksiniz. Ettedribu'r-rabi'u, dördüncü ve son, evet daha yine bir iki alıştırma daha var. İkra'il fıkratı, paragrafı oku. Thümme ecib anil esileti, daha sonra sorular cevapla. Muhammed muhendisun maliziyun yuridu sefera ila es-suudiyye lil umrati ve lil ziyareti ve ledeyhi haczun alel hututil maliziyeti ve yuridu teekidel haczi
معه أربع تذاكر. تذكرته وتذكرة زوجته وتذكرة ابنه وليد، وليد أول وليد، وتذكرة ابنته سارة. في جواز السفر تأشيرة الدخول وتأشيرة الخروج. هنا pasaportunda giriş çıkış vizeleri var. محمد سيسافر إلى جدة بالطائرة. Uçakla gidiyormuş. الماليزية. ماليزيا uçağı. تغادر الطائرة الساعة الرابعة عصرا. Uçak saat 4'te kalkıyor. يحضر هو وأسرته إلى المطار. Havaalanına geliyorlar. قبل السفر بساعتين. Yolculuktan önce 2 saat önce. سيقيم bakın في مكة diyeceğiz. محمد شهرا بر في مكة. وسيسكن في شقة قريبة من دكة دين. من المسجد الحرام. Bunları hepsini yapmıştık. Bunları şimdi kem tezkiraten ma Muhammed. Bunları cevaplayacağız. Mesela burada kaç tane vardı? Ma'hu erba'u tezakire diye vermiş aslında. Mesmu ibnihi, oğlunun adı ne? Velid. İsmu ibnihi Velid diyeceksiniz. Mesmu ibnetihi, kızının adı ne? Bakın burada ibnetihi Sara demişti. İsmu ibnetihi Sara diyeceksiniz. Ma mihnetu Muhammed mesleğine. Burada mühendisun. Peki ettedribul hamisu 5. alıştırma. İkra'il kelimati ve nassa kelimeleri ve parçayı oku. Thumma yuktubil kelimat fil feragat. Daha sonra kelimeleri boşluğa yaz diyor. Bakın sınav tarzı sorular aslında. El kebir var, el camia var, ila var, ahi var, utle var, ma var. Şimdi buraya dikkat edelim. Mesela çok basit bir yöntem söyleyeceğim. Bakın fi ila olmaz. Mesela artı fi ahi olmaz mesela. Fi ma'a olmaz. Fil kebiri büyükte. Fil camiatı olabilir. Mesela. Yani sadece bakın şuradan gittim. Yani nereden gittim? Fi'nin anlamından gittim yani. Ve ene talibun diyor aslında. Direkt noktadan bile gitmedim yani. Yani şurada zaten cümle başı. Şu sadece fi'den gittim. Bakın şuradan bile gitsem. Ve ene talibun fi nerede öğrenciyim? Fil camiatı. Bakın bu burası böyle. Şimdi uhibbu sefere kesiran zehebtu. Evet. Ben gittim. Ma validi olabilir. Ve ene fil medreseti olabilir. Evet. Burası böyleydi mesela. İkiye bakalım. Tabi bunları okuyacağız. Uhibbu sefere kesiran ve sefer hivayetun cemiletun kana validi yuhibbu sefere aydan zehebtu ma validi falan. Bunlara bakın arkadaşlar. Şark garp var mesela yine. Pakistan, Irak, Mısır var. Amman var mesela, Maskat var, Sana'a var. Bunlar ülke isimleri işte, şehirler yani. Amman, Maskat, Sana'a bunlar şehir. Derastu tıp. Fi kulliyeti tıp. Tıp nerede okunur? Tıp fakültesinde okunur. Nerede? Bi camiati Dimeşka. Fi camiati Dimeşk demektir. Ve e'melul ane tabiben fil müsteşfa. Ve e'melul ane tabiben fil müsteşfa. Şu anda hastanede doktor olarak çalışıyorum. Derastu tıp fi kulliyeti tıp ve amelun ana tabiben fil müsteşfa dedik. Buraya ne gelebilir? Şuraya bir bakalım. Fil müsteşfa el kebiri olabilir tabii ki. İşte büyük hastane. Bi medineti Halep, Halep şehrinde olan. Ve li usratun kibiretun, benim büyük bir ailem var. Ve la neturku sefera ene ve usrati, yani sürekli yolculuk yaparız diyor. فَاَنَا اَذْهَبُ مَا اُسْرَةِ ف۪ي عُطْلَةِ السَّيْفِ olacaktır. وَنَنْتَقِلُ مِنْ مَد۪ينَ اِلَى مِنْ مَد۪ينَ اِلَى مَد۪ينَ بِالْقِطَارِ اَوْ بِالْحَافِلَ اَوْ بِالْطَائِرَ. Son olarak يُحِبُ اَوْلَادِ السَّفَرْ اَيْضًا وَزَارَ ziyaret etmek. اَوْلَادِ الْقَاهِرَ وَبَيْرُوتِ buralara gitmişler. وَيُرِدُ اَوْلَادِ السَّفَرْ فِي هَذِهِ الْعُطْلَةِ اِلَى دِمَشْقِ سَأَبْقَى فِي هَذِهِ الْعُطْلَةِ فِي حَلَبْ عِنْدِي عَمَلْ كَثِيرْ فِي الْمُسْتَشْفَى وَسَتَذْهَبُ أُسْرَتِي evet ila Dimeşk'a bakın وَتَقْضِ الْعُطْلَةَ مَعَا kim? مَعَا اَخِي bu kadar. اَتَّدْرِبُ السَّادِسِ اَجِبْ عَنِ الْاَسْئِلَةِ التَّالِيَةِ aşağıdaki soruları cevapla. مَا هِوَايَا هِوَايَتُهُ onun hobisi nedir? مَا مِهْنَتُهُ mesleği nedir? Ma cinsiyetuhu nerelidir? Eyne derese tıbbe tıpı nerede okudu?
İlâ eyne zehebe? Nereye gitti? Ve huve fil merhaletil ibtidaiyyeti. Burası durum zarfı. İlkokuldayken nereye gitti? İlâ eyne zehebe ve huve talibun fil camiati. Bakın durum zarfı. Üniversitede öğrenciyken nereye gitti? Eyne takdî el usratu hâzihil utlete. Aile bu tatili nerede geçirdi? Nerede geçiriyor? Son olarak el kitabe kısmımız var. Arkadaşlar et tedribu level birinci alıştırma sil vasalenin emridir. Sil beyne kalıp bir ifadeydi. Beynel hurufi. Harfleri eşleştir. Litus biha kelimeten. Kelime olması için harfleri eşleştir. Hidmetun olabilir mesela burası. Hidmetun. Burası mesela eyye hidmetin demiştik ya, oradan geçeceğiz. Mesela tezakiru biletler. Cevazatun. Musafirun. Tamam bakın çok güzel alıştırmalar. Muvazzafun. Zev ceti mesela. Burada ise ettedribu sani rattib rattebenin tef'il babından emridir. Rattibil hurufe harfleri sırala thumme sil beyneha daha sonra birleştir. Litusbiha kelimeten kelime olsun. Bakın mesela çok basit bir kelime çıkarabilirim hemen buradan. Matarun şeklinde. Mesela şu kelimeye bakalım ne olabilir? F, nun yan yana geldiği zaman fun duk olabilir. Funduk. Kelime türetiyoruz aslında. Mesela şu kelimeyi aslında rahatlıkla çıkarabiliriz. İki, şu B ile Y'yi yer değiştirelim. Şu ikisini yer değiştirin. Tabibun. Esvet olabilir. Ya başka kelimeler de türetebiliriz. Ancak bizim şu an gördüğümüz bunlar, en azından gördük. Mesela hatırlarsanız hafta kelimesi vardı. Onun çoğulu gibi duruyor şu an. E başa aldım. Sin yanına koyun. Yanına elif koyun. Esa, B, Y ve Ayn. Esabi olacak. Son olarak da ne olabilir bu kelime? Mimi başa alın. Lam getirin. Sonra elif getirin. Mele, bi, su. Bakın çok güzel kelime tekrarı da yapmış olduk. Ettedribu salisu üçüncü alıştırma. Uktub yaz el kelimati kelimeleri. Uktub ketebenin emridir. Tahte zarftır bakın. Tahte suveri. Suratun kelimesinin çoğulu. Bakın artık bunları rahatlıkla eşleştirebilirsiniz. Atfalun, tıflun atfal. Funduk, otelde. Musafirun, yolcu. Hakibetun, çanta. Esvedu, müennesi sevda uydu. Tezakiru, tezkiratun kelimesinin çoğulu. Cevazun, cevazat şeklinde geliyordu pasaport. Dabitun dediği de subay, asker, polis. Ettedribur rabi'u, dördüncü alıştırma. Vasale'nin emri. Vasale mazi bir fiildir. Emri sil geliyor. Eşleştir beyne. Sil beyne, eşleştir demek. Kulli kelimeteyni. İki kelimeyi, her iki kelimeyi litusbiha tabiren kalıp olması için. Hututun suudiyetun. Suud hava yolları demek. Eyye hidmetindi. İkameten tayyibeten hoşça kaldı. Bakın çok güzel ifadeler. Te'kidul haczi. Cevazatus seferi. Te'şiratu duhul ya da huruç demiştik. Te'şira vizeydi. Ehlen ve sehlen. Tabi buralara vel'en uktub et tabirat. Buraya yazıyorsunuz bunları kendi kitabınıza. Et tedribu el hamisu. Beşinci alıştırma. Rattib el kelimati. Kelimeleri sırala. Litusbiha cümleten. Cümle olması için onları sıraya sok. Şimdi öncelikle istifham edatları başa gelir bir kere. Kesinlikle. Eyneyi bir başa alın. Eyneyi ilk başa alacaksınız. Sonra te'şiratul huruci. Bunları zaten az önce de gördük. Kalıp ifade. Sa'idun min Endonezya. La ene keşmiriyun olabilir. Ene kadimun li ziyareti. Ene kadimun li ziyaret. Bakın doğru cümlelerini şu an okuyorum. Siz buraya yazacaksınız doğru şeklini. Se'ukimu fi fundukin karibin. Et tedribu sadisu.
İmle il feraga, boşluğu doldur. Mimma beynel kavseyn, parantez içerisinden. Şimdi selâfetu esâbi'a, sayıların kullanımlarını da iyice öğrenmiş olduk. Takriben. Yani anlam olarak seçiyorum. Takriben hemen hemen yaklaşık demek. Kesiren çok demek. Cezâkallâhu hayran. Levnul hakibeti esvedu olacak. Tabi burada tenmin olmuş, yanlış. Yani çantanın rengini soruyor. Bu hangisi renk? Elbette ki esved. Hel ente Malezya ülke ismidir. Maliziyun de Malezyalı demek. Sen Malezyalı mısın? Tabi bu yay nisbet olacak. Kem yevmen seteekkülü, kaç gün yiyeceksin olmaz. Kaç gün kalacaksın? Ettedribus sabi'u, 7. alıştırma. Uktub ma yumla aleyke, aklına geleni yaz. Bakın buraya size, buraya bir şey yazmanızı söylüyor. Kelime olur, cümle olur, kalıp olur. Bakın çok güzel alıştırmalar. Burada da yaz kafandan, öğrendiklerini yaz aslında. Ne geliyorsa aklına. Ettedribu es-saminu, es-saminu, 8. alıştırma. Da, vada'nın emridir. Yaz demek. Alamete savavi, doğrudur işaretini. Nereye yazacağım? Ala, üzerine. El kelimeti, kelimenin. Hangi kelime? Dikkat. Elleti kutibet hataen, yanlış yazılan kelimenin üzerine. Thümme uktubha sahihaten, daha sonra doğrusunu yaz diyor. Zaten burada es-savab var. Buraya yazacaksınız. Esabi'u, bu şekilde yazılıyor. Ekame, ikametun ehadithu şeklinde. Bakın burada tabi burada bakın ehadisteki burada elifin hemzenin yazımıyla alakalı bir yazım yanlışı var arkadaşlar. Bunları tabi hemze ile alakalı detaylı bir video var. Oradan oynatma listelerinden bakabilirsiniz yine. Gramer konusunda. Mesela izdiham bu şekilde yazılıyor. El kademu, bakın kadimu, gördük mü yanlış yazılmış. Ulum bu şekilde yazıyor. Kelimeleri dikkat ederseniz aslında buraya bir bakın, hangisi yanlış yazılmış, yazım yanlışı. Bakın F başta bu şekilde zaten yazılmış. Şöyle ortadaymış gibi sanki yazılmış. Taira tun, şu ta kapalı ta olması lazım. Yani şuradaki ta'lar gibi, bakın hepsinde kapalı ta var. Garbun, galin, gaden. Bakın dikkat, baştaki sanki ortadaymış gibi yazılmış. Gadara. Ettedribu ettasi'u, 9. alıştırma. Ekmil, ifal babından ekmelenin emridir. Ekmil, tamamla. Musta'inen bi, yardım alarak. Bir sureti, fotoğraftan yardım alarak. Kemal fil misal, örnekte olduğu gibi. Fil hakibeti, bakın burada zaten bakın melabisu. Peki fil mektebeti, kitaplar var diyeceğim. Kutubun, bakın çok güzel alıştırmalar. Fisselleceti, bunlar meyve, sebze, yemek. Ne diyeceğim? Fevakihu. Bunlar hep daha önce geçmişti. Fil gurfeti, işte ev eşyası, mobilya. Ta ilk ünitelerden, birinci, ikinci ünitelerden aslında öğrendiğimiz bir şeydi. Fil gurfeti esâthun, eşyalar. Fil hakibeti cevazatun diyebilirim. Bunlar pasaport çünkü. Fisseyyarati, bunlar elbiseye benziyor zannediyorsam. Melabisu ya da kumsan, gömlek diyebiliriz. Fisseyyarati kumsanun. Fil matbahi atbaqun. Çok önemli bunlar, bakın cümle kurmaları. Son olarak artık bitiriyoruz. Son sayfa. Ettedribu el-aşiru, 10. alıştırma. Vada'nın emri. Da, yaz. Alamete savabi, doğrudur işaretini. Nereye yazacağım? Emamel cümleti, cümlenin önüne. Hangi cümle? El mutabikati, aynı cümle. Thumme uktubha fil feragi, daha sonra boşluğa buraya yazacaksın. Şimdi daha önceki ünitelerde de bu geçmişti. Bakın şu cümleye dikkat edelim. Önce bir okuyorum. Ledeyye haczun ila cidde. Aynısını, bakın burada min var ila yerine, bu gitti. Ledeyna var burada, bakın. Yani şu iki tane ledeyye el haczu ila artı eliflam var burada. Doğru cevabımız hangisi? Bakın bu. Dikkat sorusu okumaya yönelik çok önemli bir aslında alıştırma. Ve bunu buraya yazacaksınız. Kem yevmen setukimu huna, defalarca tekrar ettik. Kem yevmen, bakın senukimu, şunları görmemiz lazım. Hunake demiş. Kem yevmen setukimu, seukimu demiş bakın. Doğru cevabımız bakın bu.
Aslında dikkat gerektiren çok önemli bir alıştırma. Fil hakibeti melabisu. Fi hakibeti demiş bakın. Elif lam yok. Fi hakibeti demiş yine burada bakın yine. Fil hakibeti el melabisu demiş bu sefer burada. Doğru cevabımız buradakidir. Son olarak artık bitiriyoruz. Ettedribu el hadiye aşara 11. alıştırma. Uktub yaz. Ketebenin emri. El cihatil erba'a 4 yön. 4 tane yönü musta'inen bi yardım alarak bi mevki'i konum Mekke. Mekke'nin konumundan yardım alarak fi Suudiyeti Suud'daki Mekke'nin konumundan yardım alarak 4 yönü yani kuzey, güney, doğu, batı bunları yaz diyor. Şimdi bunu daha önce de yapmıştık. Yine yapıyoruz. Burada işte şu ülke Mekke'nin neresinde? Bakın şark. Burası garp, burası şemal, burası da cenub. Zaten yukarıda vermiş burada. Şimdi Sudan'la Mısır bakalım. Sudan, Mısır nerede? Yani tablomuz vardı hatırlarsanız. Bakın Es-Sudani ve Es-Sudanu ve Mısru garbe Mekke'te. Cibuti ve Yemenu neresindeymiş? Bakın cenube Mekke'te. Katar ve İran şarka Mekke. El Urdun ve Filistin şemale Mekke diyoruz ve bitiriyoruz arkadaşlar burada. Bakın çok güzel harika alıştırmalar. Son artık 3 ünitemiz kaldı 1. kitaptan. 14. üniteye geldik arkadaşlar. Bir sonraki ünitemizde görüşmek üzere. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Maas selameti.